Alaaddinli Ali Aşa hayatını çöpçülük temizlik işleri yaparak kazanmaya çalışıyordu. Dönmez dediği talih bir gecede döndü. 100 bin dönüm arazi üzerine kurulu 6-7 köyün sahibi olduğu ortaya çıktı. Bakın nasıl. Bir gecede ağ oldu. Bir kuruşu yoktu. Şimdi 7 köyü var. Evin duvarından çıkan gizemli küp. Küpten tapu belgesi fışkırdı. Şimdi diğer mirasçıları arıyor. 6-7 köydür. Ben de şaşırdım. Belediyede çöpçülük yapıyor, kıt kanat geçiniyordu. Bir gecede köy ağası oldu. Hayatı değişti. Emekli değilim, bir kuruşa gelirim mi yok? Tam 100 bin dönüm arazi. Sadece bir gecede Mardinli Ali Aşa'nın oldu. Cebinde daha düne kadar bir kuruşu yoktu. Şimdi tapulu 6-7 köyün sahibi. Hikayesi ise bu kadar da olmaz dedirten türden. Ben de bilmiyordum. Zannettim 2 dönüm arazidir. Böyle kadar çok olduğunu bilmezdim. Mardinli Ali Aşa ailesiyle 2 göz oda bir evde yaşıyordu. Bahar temizliği için ailece tadilata giriştiler. Boya yapacak, yağmur ve kardan duvarlarda oluşan delikleri kapatacaklardı. Zaten ne olduysa da o tadilatta oldu. Aşa evin duvarlarından birine bir küp saklı olduğunu fark etti. Küpü kırdı. İçindense servet değerine sahip Osmanlıca yazılmış 20 belge çıktı. Araştırdım. Okuculara gittim, okuculara tapoya gittim. Osmanlıca yazılar Türkçe'ye çevrilince gerçek ortaya çıktı. Aşa'nın aynı evde yaşayan büyük büyük dedeleri aslında köy ağasıydı. 100 bin dönüm arazi üzerinde 6-7 köyün sahibiydiler. Ben mirasçıyı arıyorum. Ben onların hakkını veririm. Bugüne kadar boğazımdan haram lokma geçmedi diyen Aşa, zamanında aşiretler tarafından basıldığı için köylerinden kaçan kuzenlerini, yani mirasın diğer ortaklarını arıyor. Ama şimdilik hiçbirinden ses seda yok. Ailemiz komple çöpçüdür, komple işçidir yani. 100 bin dönüm arazidir. Bunu mirasçılar keski gelse keski versen.